Eskiden PlayStation 1 döneminde Resident Evil ile karşılaştırılan bir başka seri vardı Silent Hill. Ancak Konami zamanla daha farklı bir yöne sırtını döndü. Silent Hill'in devam oyunları gelmedi. Resident Evil bu alanda tek kaldı. Capcom'da Resident Evil serisine devam etmesi korku oyunları çoğunlukla indie geliştiricilere kalacak. O yüzden de ben bu çıkan Resident Evil oyunlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Resident Evil'ın 8. oyunun geleceği söylentisi geçen sene Mayıs-Nisan aylarında ortaya çıkmıştı. Hatta isminin Village olacağı bile söylenmişti ama ben resmi bir açıklama olmadan buna pek itibar etmedim. 11 Haziran 2020'de Sony'nin yaptığı sunumda nihayet Resident Evil Village'ın ilk kez fragmanını görmüştük. Açıkçası o sunumda da görmekten en çok mutlu olduğum oyunda Resident Evil Village'dı ve 7 Mayıs'ta çıktı. Abi bak bu Resident Evil 8 olabilir ha. Gerçekten olabilir. Ee, gerçekten Resident Evil 8 diye şu anda söyleyesim geldi. Ama Resident Evil 8 değilse de gerçekten başarılı. Hadi bakalım. Yaz şu oyunun ismini. Vallahi Resident Evil 8. Village yazdı. Village ama Resident Evil 8 bu aslında. Evet. Açıkçası çıkmadan önce kafamda biraz soru işareti vardı o yüzden incelemeleri bekledim. Aslında öncesindeki 3 demoyu da oynamıştım. İlk PlayStation 5'e özel Maiden çıktı. Silah kullanamadığımız ama oyunla ilgili bilhassa görsel anlamda fikir edinebileceğimiz bir demoydu. Bu fazlasıyla başarılı buldum. Sonrasında ikinci demonun ismi Village yani köydü. Burada likanları ve köyün yerlilerini gördük ve bu demodan sonra bir acaba bu oyun biraz saçma mı olacak? Son oyunlarla beraber yakaladığı ilmeği kaybedecek mi diye bir düşündüm. Bunun iki sebebi var. Birincisi kurt adam konsepti. Yani zombi falan tamam ama kurt adam ne alaka diye düşündüm. İkincisi ise oyunun survival horror'dan çıkıp shooter'a dönebileceği fikriydi. Sonrasında üçüncü demo Castle yani Dimitrescu Kalesi'ni oynadık. Bu demoyu da beğenmiştim ama yine de dedim bekle. Yani inceleme puanları çıksın ortaya, oyunun bir yere kaçtığı yok. Eğer 60 iş gibi bir ortalama puan çıkarsa hiç girme ama 80 üstü çıkarsa da al dedim kendime. Zaten piyasada kısır şu anda baya. Dolayısıyla piyasaya çıkmasına bir iki gün kala Metacriti'ye baktım. 84 puanı görünce yapıştırdım ön siparişi düşündüğüm olmadı ve oyunu genel olarak beğendim. İlk olarak grafiklerden başlayalım. Oyunun grafikleri Resident Evil'la aynı görünüyor diye düşünmüştüm demolarda ama bu biraz haksızlık olmuş. Grafikler gayet güzel. Bunun yanı sıra yansımalar, karakterlerin animasyonları, yüz modellemeleri gerçekten etkileyici. Hani bence yeni jenerasyonda daha iyi grafikler göreceğiz ama Resident Evil Village bir önceki jenerasyonla bu jenerasyon arasında bir köprü gibi olmuş. Atmosfer oyunun en beğendiğim kısmı olduğu bunu spoiler vermeden anlatmak ne kadar mümkün bilmiyorum ama hem köy hem Dimitrescu kalesi hem de Beneviento bölümü var ki buralardan incelemenin spoilerlı kısmında bahsedeceğim. Gerçekten oyun içine çok girdiğim ve gerildiğim kısımlar oldu. Bölüm tasarımları ile ilgili çok başarılı bulduğum kısımlar da var pek beğenmediğim kısımlarda. Dimitrescu Kalesi mesela komple güzeldi köy de aynı şekilde güzeldi. Ama en sonlarda Heisenberg'in fabrikasına gidiyoruz mesela. Böyle labirent gibi bir yer. Sevimsiz ve önceki bölüm tasarımları kadar özenli de görünmüyor. Nedense hemen hemen her Resident Evil oyununda yarıdan sonra böyle abuk subuk yerler oluyor. Yani Resident Evil 3 remake'te de vardı aynı şekilde. Oranın hemen öncesinde Moron'un olduğu bölüm de aynı şekilde güzel değildi bence. Yine oyunun ilk başları çok geriyorken ortasından sonra aksiyona dönüyor. Hele en sonlara doğru robot savaşı olan bir sahne bile var. Artık bunu aksiyon ve gerilimi güzel dengelemişler mi dersiniz yoksa kötü mü olmuş dersiniz bilmiyorum. Ama bence aksiyon ve gerilimin harmanlanması ya da karıştırılması e, bu şekilde olmuyor. Oyunun hikaye anlatımı güzel. Kendini baştan ele vermiyor. Hatta güzel bir ters köşe durumu da var. Peki hikayesi güzel mi? derseniz bence çok güzel. Hala boşlukta kalan birkaç şey var ama genel olarak önceki oyunda Umbrella ile ve ilk oyunlarla güzel bağlamışlar ve oldukça duygusal bir sonu var. Bittiğinde tam anlamıyla tatmin olmuş bir şekilde Resident Evil'ı kapattım. Oyunun görsellerinde bolca gördüğümüz dev bir kadın var. Adı Alcina Dimitrescu. Yani Lady Dimitrescu diye geçiyor o kadar ön plana çıktı ki oyundaki yerinin sadece bir buçuk saat olduğunu fark edince biraz şaşırdım. Hani son boss olmasa bile son boss'tan bir önce Heisenberg'in yerine konulabilirmiş ama öte yandan düşünce de bütün oyun boyunca bu kadından kaçmak eziyete dönebilirdi. Yani belki böyle kalması daha iyi olmuştur. Bir de bu kadının 3 kızı var onlardan da bahsedeceğim ileride. Oyunun süresi sızan görsellerde 13 saat civarıydı ama 9 saatte bitti. Bence isabet olmuş. Dolu dolu bir 9 saat geçirdim. Ve çoğu oyunda hissettiğim oyunu uzatmaya çalışmışlar. İzlenimini bu oyunda hiç edinmedim. Oyun bittikten sonra The Mercenaries modu açılıyor. Bu Resident Evil'ın önceki oyunlarında çoğunda vardı. Zamana karşı yarışıp Likanları öldürmeye çalıştığınız mini bir oyun The Mercenaries. Müziklerle ilgili konuşmam gerekirse çok dikkatimi çeken bir müzik olmadı ancak bazı gerilim sahnelerinde arkada çalan müzik gerilimin dozunu ciddi manada arttırdı. Seslendirmeler ve sesler de güzel olmuş bunu da ekleyeyim ama küçük de bir eksi var söyleyeceğim. O da bir eşya aldığımızda bir item aldığımızda çıkan gereksiz korkunç ses şundan bahsediyorum yani. köyün büyüklüğü tam köy büyüklüğünde. Yani açık dünya değil ama gezebildiğiniz, keşfedebildiğiniz yerler var. Oyunla ilgili gözüme çarpan eksilerden bir tanesi de oyunun ilerleyişinin doğal olmaması. Yani daha çok lineer, scriptli bir şekilde ilerlemesi. Mesela bir yerden kaçıyorum, her seferinde aynı adam tam olarak aynı yere geliyor. Oyunda bug, glitch ve PlayStation 5 için en azından söyleyeyim. FPS düşüşü pek olmadı. Tabi şimdi Resident Evil 4 remake de gelecek. O da köyde geçecek. Ben nasıl olacak bilmiyorum. Hani bu oyundaki asetleri kullanmayıp bambaşka bir köy yaratmaları lazım. Yoksa bu oynadığımız oyuna çok benzer. Hatta kopyası diyebileceğimiz bir oyun olabilir Resident Evil 4 remake. O da pek hoş olmaz açıkçası. Silah geliştirme ve loot sistemi oldukça basit, güzel olmuş. Hele benim gibi böyle menülerde falan kaybolan biriyseniz ya da anlamakta biraz zorlanıyorsanız çok çok basit, etkili, güzel olmuş. 2021'in oyun açısından bayağı kısır olduğunu da düşünürsek Resident Evil bu senenin en önemli oyunlarından biri. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta muhtemelen birkaç kategoriden Game of the Year'a da aday olacaktır. Çok kılı kırk yararsak ufak tefek birkaç eksiden daha bahsedebiliriz. Mesela boss savaşları biraz daha iyi olabilirmiş ya da e, puzzle'lar galiba önceki oyunların biraz gerisinde o da daha iyi olabilirmiş ama genel olarak baktığımızda Resident Evil Village oldukça güzel bir oyun ve şunu da söylemek lazım. Yani oyun oynarken en önemli faktör aslında oyundan aldığımız keyif ve eğlence. Bu oyun bence çok keyifli ve eğlenceli bir oyun. Şimdi buraya kadar spoiler vermeden anlattım. Bundan sonra geçelim spoilerlı kısma. İsterseniz hani oynamayı düşünüyorsanız, hikayeyle ilgili bilgi almak istemiyorsanız burada videoyu sonlandırabilirsiniz. Başlıyorum. 3, 2, 1, 0. Oyun daha önce Resident Evil 7'yi oynamamış olanlar için 7. oyunda olup biteni anlatan 2 dakikalık bir video ile başlıyor. Ayrıca Village Resident Evil 7'nin 3 sene sonrasında geçiyor. Ethan ve Mia Romanya'ya yerleşmişler. Rose adında bir çocukları olmuş. Mia Rose'a biraz da korkunç bir masal anlatıyor. Rose da uyuyakalıyor. Ethan Rose'u yatağına götürdükten sonra akşam yemeği için aşağı iniyor. Mia burada vuruluyor. Vuran kim diye bakıyoruz. Chris Redfield. Burada bir işkillendim zaten. Oyun çıkmadan önce şöyle teoriler görmüştüm. İşte Chris Redfield neden kötü tarafa geçti gibi şeyler. Tabi hemen öyle düşünmedim. Dedim bunda bir bit yeni var ama neyse öğreniriz. Öğrendik mi? Evet öğrendik ama oyunun en sonunda. Chris ve yanındaki askerler Ethan ve Rose'u alıp götürüyorlar. Ethan'ı bayıltıyorlar. Sonra Ethan araçtan kaza yapmış bir şekilde uyanıyor. Şimdi aklımızda iki soru var. Chris Mia'yı neden vurdu ve Ethan'ın içinde olduğu araç nasıl devrildi? Ethan yolu bitirince bir köye ulaşıyor. O sırada hava da aydınlanmış oluyor. Burada likanlar dediğimiz kurt adamlar var. Kasabadaki bir avuç insana saldırıyorlar. Köy halkı da şimdiye kadar hep Mother Miranda'nın kendilerini koruduğunu ancak artık korumadıklarını söylüyorlar. Köyde ilk olarak Dimitrescu kalesine gidiyoruz. Ethan Rose'u orada bulabileceğini düşünüyor. Burada Alcine Dimitrescu ki bundan sonra Lady Dimitrescu diye bahsedeceğim. Ve 3 kızı var. Bu kadın Mother Miranda tarafından mutant hale getirilen birisi. Kızları ise soğuğa karşı zaafı olan 300 kardeşler. Bu yüzden de onlarla karşılaştığımızda yapılması gereken şey camları, kapıları, artık soğuk hava gelen yerleri açmak, aktif hale getirmek. Bu kalede köşe kapmacı gibi sürekli kaçıyoruz. Öte yandan bu 300 kardeşleri öldürmeye başladığımızda anne Dimitrescu giderek sinirleniyor ve en sonunda onunla da karşılaşıyoruz. Onu öldürdükten sonra Rose'un artık burada olmadığını öğreniyoruz ve burada bir şişe alıyoruz, sarı bir şişe. Bir de bir satıcı var oyunda. Dük, bu adam bize 4 tane lord olduğunu, bizim henüz biriyle karşılaştığımızı söylüyor. Ve toplamda da Rose'un parçalarının olduğu dört şişe var. Bu şişeleri de toplamamız için bu lordların haklarından gelmemiz gerekiyor. Birincisi Alcina Dimitrescu'ydu zaten Lady Dimitrescu. İkincisi Dono Benaviento. Kendisi bir doll maker yani oyuncak bebek yapımcısı. Üçüncüsü tuhaf ve ucube bir görüntüye sahip olan Moro ve dördüncüsü de Heisenberg. Bu lordlar Mother Miranda tarafından mutasyona uğratılan kişiler ve hepsinin değişik özellikleri var. Bu özellikler de kendilerinde Kadu adı verilen bir parazit sayesinde oluşuyor. Dimitrescu'dan sonra gitmemiz gereken yer Dona Beneviento. Bence oyunun en çarpıcı, en başarılı kısmı burasıydı. Silahları hiçbir şekilde kullanamadığımız bir bölümdü. Dar koridorlar olsun, bebek fetüsünden kaçmak olsun, puzzle'lar olsun çok iyiydi ve süresi de çok tadındaydı. Ev içinde belki yüzlerce bebek var. Hepsi canlanıp saldırmaya başlıyor. Ya yani yıllar sonra bile hatırlanacak bir sahne olduğunu, bir bölüm olduğunu düşünüyorum burasının. Bu kısmı da geçtikten sonra gideceğimiz üçüncü yer Moro'nun yanı. Yani burada biraz Ethan aptalca davrandığını söyleyebilirim. Önemli olan şey Rose'un parçalarını toplamak. Sessiz sedasız şişeyi alıp gidebilecekken Moro'yla konuşuyor da konuşuyor. Bu Lord da Ethan'ı oyalarken öte yandan Ethan'ın gidebileceği yerleri tıkıyor. Ve Ethan'ın buradan çıkışını bayağı geciktiriyor. Bence burası Resident Evil Village'ın en zayıf kısmı olmuş. Sonrasında ise Heisenberg var. Kendisini fabrikada görmeye gidiyoruz. Heisenberg Mother Miranda'dan nefret eden, onu öldürmeye çalışan birisi. Ancak Rose'u Miranda'ya karşı kullanmak istiyor. Ethan ise Rose'un bir silah olmadığını söylüyor ve müsaade etmiyor. Heisenberg'i de bertaraf ettikten sonra Mother Miranda Ethan'ın kalbini söküp öldürüyor. Buradan sonra oyuna kısa bir süre Chris Redfield ile devam ediyoruz. Mother Miranda'nın laboratuvarını buluyoruz ve Mia'yı attıkları hücreden çıkartıyoruz. Burada bence çok çarpıcı şeyler var. Bir tanesi de Oswald Spencer'ın notu. Spencer kim diyebilirsiniz? Resident Evil'da tüm kötülüklerin anası olan 2-3 kişi varsa biri Spencer'dır herhalde. İlk oyunlarda ismini çok duyduk. Kendisini de çok gördük. Senaryonun çoğunun yazılı olarak anlatılması biraz kötü olmuş. Yani flashback'lerle, videolarla bir anlatım olsa daha güzel olurdu. Oyun boyunca topladığımız notlar dahilinde Mother Miranda ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Aşağı yukarı kendisi 130 ila 150 yaşında. Kızı Evelyn 1909'da doğuyor ve 1919'da İspanyol gribi sebebiyle ölüyor. Miranda da kızı evvelini kurtaramadığı için vicdan azabı çekiyor. Peki bu kadar sene nasıl yaşadı? Oyunda Mega Mycid denen şeyi keşfediyor ve burada Mega Mycid'den kaptığı enfeksiyon onun yaşlanmasını durduruyor. Hatta bazı çeşitli güçler kazandırıyor. Bu Mega Mycid'i kullanarak da kızını yeniden hayata getirebileceğini, döndürebileceğini düşünüyor. Oyunda gördüğümüz mold olarak adlandırılan küf mantar üzerinde deneyler yapmaya başlıyor. İşte bu deneylerle kızı için uygun bir aday yarıyor. Deneylerin çoğu başarılı olmuyor ve köyde gördüğümüz yaratıklarla likanlara dönüşüyorlar. Dimitrescu, Beneviento, Moro ve Heisenberg'de deneyler başarılı oluyor ama bu kişilerde de bir takım sıkıntılar olduğu için bu kişilerin de uygun bir aday olmadığını düşünüyor Mother Miranda. İşte o yüzden de zaten oyunun en sonlarında Rose için Eveline'in mükemmel hali, kusursuz hali diyor. Şimdi Village'ın hikayesiyle Umbrella ve ilk oyunların bir alakası var mı? Evet, var. Umbrella'nın kurucularından birisi olan Oswald Spencer'ın geçmişte bu köye yolu düşmüş ve Mother Miranda da Ozven'le bildiklerini paylaşmış. İşte bulduğumuz mektup da zaten oldukça uzun bir mektup. 4 sayfa. Hani belki ileride komple bir Resident Evil hikayesi anlattığımda bundan daha detaylıca bahsederiz. Ama Umbrella logosunun buradan geldiğini, bu köydeki sembollerden geldiğini görüyoruz. Chris Mia'yı çıkardıktan sonra tekrar Ethan'dayız. Ethan aslında hala ölmemiş. Hayal meyal bir şekilde Evelyn'i görüyor. Evelyn Ethan'a aslında 3 sene önce Jack Baker tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Burası hikayenin en vurucu kısmıydı bence. Moldlar sayesinde hala hayatta kaldığını, kendisinin moldlardan meydana geldiğini söylüyor. Yani aslında 7. oyun en başlarında Ethan ölmüş bu yüzden de vücudunda kopmadık kesilmedik yeri kalmamasına rağmen hemen iyileşiyor farkındaysanız. Sonrasında Ethan dükün yardımıyla Miranda'nın yanına gidiyor ve Miranda'yı öldürdükten sonra Rose'u kurtarıyor ama vücudu yok olmaya başlıyor. Chris, Rose ve Mia helikopterle uzaklaşırken köy patlayan bir bombayla yerle bir oluyor ve Ethan ölüyor ve Mega Mycid dediğimiz organizmada tamamen yok oluyor. Sonrasında da kredits ekranı. Kredit ekranından sonra Rose'un büyüdüğünü görüyoruz. Babasının mezarına gidip çiçek bırakıyor. Sonrasında araçla onu almaya gelen bir adam var. Buradan Chris'in ekibinin Rose'u sürekli gözetlediğini, kontrol altında tuttuğunu görüyoruz. İşte adam Roz'a ihtiyaçları olduğunu söylüyor beraber arabaya binip gidiyorlar. Araba ileride bir yerde duruyor. Sağda da bir adam var belli belirsiz ve bitiyor oyun. Son olarak da e, babanın hikayesi burada sona erdi yazıyor. Çok büyük ihtimalle 9. oyunun ana karakteri Rose olacak diye tahmin ediyorum ama öte yandan da ana karakter olmak için fazlasıyla güçlü birisi Rose artık bekleyip göreceğiz ki yani ben 3 seneden önce bu oyunun çıkacağını düşünmüyorum. Resident Evil evreninin tüm hikayesini anlattığım bir video hazırlıyorum ama takdir edersiniz ki bu kadar fazla oyun çıkmış bir seriyi derleyip toparlamak epey zaman alacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.